Merhabalar güzel yüreklerim. Çok küçük bir alandayız. Canlı yayın falan çekemedik çünkü burada maalesef internet çekmiyor. O yüzden size ne yaptık kısaca anlatacağım ben. Zaten birçok şeyi size gösterdiğim için uygulamada en azından ne renkler kullandık, neler uyguladık onu anlatırsam da yapacağınızı düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, şu kısmı siyah çalkıta boyadık. Şöyle fayanslarımızı çalkıt siyaha boyadık. Ondan sonra üst kısımda şu gördüğünüz renk kırık beyaz multi-surface alaçatı ya boyadık. İki kat attık. İlk kat ruloyla, ikinci katı gene güzel atarsanız ruloyla atabilirsiniz. Pütürcükler kalırsa ipek fırçayla kare kare ilerleyebilirsiniz. İpek fırçayla da yapabilirsiniz. Güzel tabanı önce oluşturduk. Sonra şu strafor çıtalarımızı temin ettik. Onu en son yaptık zaten. Ölçtük önce. 90 santim miydi Aslı? 80. Yok 90'dı. Ha, 80. 90, 90 ya da 1 metre. 1 metreye göre ayarladık. Daha evet. O çıtalarımızın yerlerini belirledik. Alt kısmını siyaha, üst kısmını alaçatıya boyadık. Ama tabii asıl olan stencillerimiz bu noktada. Hangi stencilleri kullandık onu da söyleyeyim. Rich'in Wall Decor 46 var. Şöyle inanılmaz güzel bir desen. Bunu öncelikli olarak yapmak istediğimiz yere şöyle bakın yerleştirdim. Ben şimdi gelişi güzel göstereyim size. Nasıl olsa stencil yapıyorsunuz. Arkadan spreyi sıktık. Bu noktada da Çalkıt'ın yağ yeşilini kullandım. İnanılmaz güzel bir yeşil. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ondan sonra fazlalığını aldırarak yağ yeşilini güzelce ruloyla geçtik üzerinden. Sonra devam ettirebiliyorsunuz isterseniz. Bunu buraya yerleştirip bu şekilde devam edebilirsiniz. Nasıl edebilirseniz ya da buradan böyle gibi. Tabanda bunu uyguladık. Wall Decor 26. Ondan sonra New seride de bunun küçük ebatları var böyle. New 386 diye geçiyor. Bunları aldık bu sefer. Bunları şu kısımlara ne uyguladık? Amazon rengi. Yeşil. Çok da güzel. Yani onu siz istediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz o renkleri. Şimdi ufak bir gold atalım bir yere. Size de gösterelim. Sonra ikinci aşamada gelişi güzel bunları yerleştirip Amazon rengiyle stencil uygulaması yaptık. En sonda da bakın stencil spreyi sıkıyorum. Yine bant kullanın. Hani çok yapıştırmıyoruz çünkü boyayı falan sökebiliriz. O yüzden çok da sıkmıyoruz. Sonrasında da titanyum tabii ki antik gold. Vazgeçilmezimiz. Mesela nereye atabilirim? Şuraya atayım şimdi. Tam şu kısma. Yerleştiriyorum bunu. Şöyle. Şöyle iyidir. Bantla da. Ondan sonra şöyle göstereyim. Biraz kartona falan alabilirsiniz. Fark etmez. Tabakta da yapabilirsiniz. Titanium Gold'umu aldım. Rulo kullanıyoruz. Ya stencil rulosu ya da bu şekilde rulo kullanabilirsiniz. Titanium'u ilk seferde yapmak için biraz boya yüklüyorum tabii ki. Ve ondan sonra stencil'ı kaldırmadan yaparsanız taşma olmaz. Bakın. Stencil'ı ben yıkamıyorum. Yıkadığımda daha çabuk bozuluyor. Bunu her zaman söylüyorum size. En son işim bitince sıcak suda bekleteceğim bunu. Ve bütün bu boya kalkmış olacak. Yani yıkadığınız zaman stencil'ın aslında ömrünü azaltmış oluyorsunuz. Şu şekilde titanyum antik olduğumuzu da geçtik. Bunu da gelişi güzel. Nerelerde görmek istiyorsanız oralara atıyorsunuz. Bakın gördünüz mü güzelliği ya. Annem benim. Bunları uyguladık. En son işimiz bitti ve çıtalarımızı yapıştırdık ve gördüğünüz gibi süper bir tuvaletimiz oldu. Neyle vernikleyebilirsiniz onu da söyleyeyim. Yalnız gene uyum içerisindeyim, eteğim falan. Yani ben bilmiyorum herhalde yaptığım şeye göre mi giyiniyorum sabah onu da bilmiyorum. Taş vernik için taş verniğini kullanabilirsiniz. Kesin sonuç elde edersiniz.
birer gün arayla vernik atıyoruz. Ondan sonra sürekli kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Güzel yüreklerim, Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepinizi.